Şimdi bu müftülük olayını hep ekserete bizimkileri kilise kullanırlar. Halbuki hayır, kilise resmi nikah yapmadan dini nikah yapmıyor. Yani bu kadar basittir yani. Hep bizi öne sürüyorlar. Yok, kiliselerde de nikah yapıyor. Doğrudur, nikah yapıyorlar ama resmi nikah olmayan hiçbir zaman nikah yapmıyoruz. Bu tamamıyla yalandır. Vallahi bunlar İslamcıdır. Her şey beklenir yani. Yarın şeriatı da getirebilirler. Yani ne diyeyim yani bunlar. 15 senedir nasıl değerlendirirsek aynısı. Yani bozuk saat günde iki kere doğru gösterir. Bunlarda o da yok. Ne yapayım, ne diyeyim? Yok yok ya, ben papazı da nikah kıyma. Resmi nikah olmayan bir yerde resmi kullanırsın, ondan sonra İster müftüye gider, ister papaza gider, ister hocaya gider, ister dedeye gider, sorun değil. O ilk önce resmi nikah, devletin resmi nikah. Önemli olan odur. Yoksa bugün şeyde de, Orta Doğu'daki ülkelerde de hepsi müftüler kullanıyor ama bir erkek 4 kadın getirebiliyor. Ama şeyde resmi, layık bir devlette olmaz bu. Bir taneyle evlenir, ondan sonra eğer boşanır ikincisini alabilir, o budur. Bizim çocuklar çok çektiler ondan zamanında. Bir hasat bizim okullarımız zaten yoktu. İkincisi bir hasat üniversite sınavlarında otomatikman onların puanı kesiliyordu. İsyan ediyordular. Ama yine mücadele etti. Sağ olası kızlarım yine okulu kazanmıştı üniversiteleri. Ama onlardan çok çektik biz bu zorunlu din dersinde. Çünkü ister istemez bir çocuk bir okulda bir tek başına ders saatinde dışarıda oluyordu. Yani bir gün bir arkadaşın bir kızı bir olay başına geldi. Herkes öğrenciler derste bir tek o dışarıda baktı. Bir tane hoca geçiyor, dedi ki niçin dışarıdasın? Dedi ben Hristiyanım onun için. Bir tek o dışarıda. İşte o zorunlu din dersinden çok çektiler. Yani insanlar bir kere evlenir ve bir eşlik durumu söz konusu. Bu müftüler üzerine aslında burada bir şey yapıyorlar. Bir burada bir önemli bir oyun var. Dolayısıyla bunlar Osmanlı mirasının temsilcileri, çok doğru söylüyorlar. Hile konusunda, numara konusunda iyi bir şekilde bu işi bence kanıksamışlar, hisselleştirmişler. Aslında müftülük, müftülüğe devredilen bu sözüm ona nikah meselesi, bir erkeğin 4 kadın alma konusunda bir şey aslında, bir kapı araladıklarını düşünüyorum. Bu eşi geçerlerse bunu yapacaklar. Tüm mesele bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle kadın arkadaşlarımızın uyanık olmaları lazım, ayağa kalkmaları gerekiyor. Evlilik aslında şeydir, yani insanlar arasında gönülden gülen bir yoldur. Dolayısıyla kutsama var, bütün inançlarda var. Yani bütün Hristiyanlıkta da öyle, bizde de öyle, Alevilikte de öyle. Bunu bir düğün yaparsınız, işte orada bir pir gelir, pir onları kutsar, aşklarının devamı için temine eder. Kalbinde şeyler tutar, dilek tutar ama dolayısıyla medeni kanuna göre evlilik şey olur yani, resmiyette olur. Bu tümüyle takya yapıyorlar şu anda. Kötüye kullanacaklar. Tümüyle karşıyız çünkü bu ortaçağ anlayışıdır. Çok evliliğin önünü açan bir şeydir. Ve dolayısıyla aslında bunların bastırılmış olan fantazmaların ortaya çıkışının dişe vurumudur. Bu başka hiçbir şey değildir. Ve yakında bunu göreceğiz. Eğer durduramazsak neredeyse herkes 4 kadını alacak şekilde dinen caizdir diyorlar bunlar zaten. Buna karşı çıkmanın en acil noktalarından biri de bu olduğunu düşünüyorum. Kadına bir mal muamelesini yapmaları, onu şeyleştirmenin birebir şeyidir, tamam mı? Yani nasıl diyeyim ben ona? Şaşkınlık içindeyim yani şu anda böyle bir şeyinin bu ülkede tartışı olmaz. Gerçekten bu konunun Hristiyanlar üzerinden değerlendirilmesi ve buradan kendilerine bir paye çıkarılması ve konunun hiç araştırılmamış, özellikle Sayın Kuzu'nun açıklamalarından sonra gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. Biraz Hristiyanların durumuyla ilgili attığı o tweet, o söyledikleri cümleleri değerlendirmek isterim. Buna dair de kendisine de cevap yazmıştım. Gündem olmuştu. Ermeni Hristiyan toplumu, Musevi toplumu örnekti ve papazlar, hahamlar ve patrikler gibi bir tweet atmıştı. Onlar nasıl evlendiriyorsa bizimki derdinde öyle neden olmasın gibi bir cümleydi. Bir kere papaz ve patrikliğin Hristiyanlıkla eşdeğer bir açıklama olduğunu dahi bilmeyip
kendi ülkesindeki azınlıklara nasıl bir hayat yaşadığını bilmeden attıkları tweet aslında tam da iktidarın bu konuya biz affedersin Ermenilere, affedersin Hristiyanlara bakışını bir anlamda göstergesiydi. Öncelikle dini gün alabilmek dahi kiliseden nikah için devlet nikahı gerekmekte. Ve bu papazların yaptığı düğün sadece dini bir ritüeldir. İsteyen bu nikahı yapmayabiliyor. Yani bir Ermeni Hristiyan olmak zorunda olmadığı gibi. Diğer yandan da esasen böyle bir durumda eğer müftülük böyle bir yetkiyi alırsa, hocalar bu yetkiyi alırsa papazlar bu yetkiyi alacaklar mı? Hahamlar bu yetkiyi alacaklar mı? Bilindiği gibi Ermeni toplumu, azınlık toplumu birçok memuriyetten muaf. Bizler asker olamıyoruz, polis olamıyoruz, çöpçü olamıyoruz, subay olamıyoruz. Bu durumda kilisede bir papazın böyle bir yetkisi olduktan sonra Diyanet işinde de bir yetkisi olacak mı? Diyanetten sorumlu şu an için böyle bir konum var. Bir papaz olabilecek mi? Bir haham olabilecek mi? Tabii bunların hepsi dışında Alevilerin de bir diğer mezheplerin olduğu gibi Protestanların ve Alevilerin gibi dedeleri ve dini önderleri var. Örnek bir dede devlet memuru olabilecek mi? Bir düğün yapabilecek mi? Tam bunlar hiç konuşulmadan sadece tek mezhep odaklı bir bakışın öteki görmenin tam da göstergesi. Ben bu anlamda böyle bir şeyi desteklemiyorum. Desteklemediğim gibi de şiddetle karşı çıkıyorum. Bunu şu anlamda söylüyorum. Gerçekten içinin boş olduğunu anlatmak adına. Tabii ki bence böyle olmamalı. Olmamasının bir anlamda şöyle bir karşılığı var. Azınlık Ermeni toplumu dinsel bir toplum olarak görülüyor. Ermeni'nin içerisinde Müslümanlaştırılmış olanı da olabilir, ateisti, teisti hatta Budisti bile olabilir. Hatta Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin arasında Ezidilik mezhebini de kabul edenlerin var olduğunu biliyoruz. Böyle bir Ezidilik dinini kabul edenlerin olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumda Ermenilerin sadece bir dinle, bir mezheple olması kabul edilemez. Bu tam da bizim karşı çıktığımız bir durum.